Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 hile videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 2 hile videosunda sizlere nöbet setini daha oyunun en başında olmanıza rağmen nasıl oyunu ekleyebileceğinizi, neler yapmanız gerektiğini size detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Gördüğünüz gibi nöbet seti şu anda oyun içerisinde mevcut. Hatta normal ateş silah büyü olmaması rağmen bunları da isterseniz kullanabiliyorsunuz. Ee, daha önceki Shadow Fight 2 hile biliyorsa sizlere keşif setini oyuna nasıl ekleyebileceğinizi anlatmıştım. Oyunun en başında aynı bu şekilde. Eğer izlemediyseniz kartlar kısmı bırakacağım. O videoyu izleyebilirsiniz. Ardından... Daha fazla Fight 2 ile videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Evet, ee, ben size hem e, Nöbet Seti'nin indirme linkini hem de hilenin indirme linkini yorumlar kısmında sabitleyeceğim arkadaşlar. Ardından indirmeleri yaptıktan sonra hem Zaha hem de Quick Edit uygulamalarını indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları da Google Play Store'dan bulabilirsiniz. Ben linklerini yine yorumlar kısmında sabitleyeceğim arkadaşlar. Ardından bu uygulamaları da indirdikten sonra arkadaşlar. Yanan söylemediğimi sizlere kanıtlamak için ve gerekli olmasından ötürü mevcut Shadow 2'yi siliyoruz arkadaşlar. Shadow Fight 2 sildikten sonra zaçı uygulamasına giriyoruz. İzinlerimizi vesaire verdikten sonra aşağıda Downloads var. Download'a bastıktan sonra ben en aşağıya kaydıyorum. Sizi karşınıza direkt olarak çıkacaktır zaten. Ee, the Unlimited All Shadow Fight 2 zip dosyası var arkadaşlar. 141 megabaytlık dosyanın çıkartmasını gerçekleştiriyoruz buraya çıkartıyoruz ondan sonra Çıkartmayı gerçekleştirecek arkadaşlar Çıkartma gerçekleştikten sonra zaten direkt olarak Shadow Fight 2 2.18'in apk'sini yükleyebileceksiniz arkadaşlar yüklemesini gerçekleştiriyoruz Eğer ki Shadow Fight 2 silmezseniz uygulama yüklenmedi diyecek Ama benim gibi sildiyseniz uygulamayı uygulama, uygulama yüklendi deyip tarama başlatacak Zaten en ufak bir virüs riski vesaire olmadığından dolayı güvenli diyecek Güven dedikten sonra aynen bu şekilde oyuna giriyoruz arkadaşlar. Oyuna girdikten sonra birkaç saniye oyundan kalıp çıkıyoruz. Çıktıktan sonra yapmanız gereken şeyler çok önemli arkadaşlar. Adımlarımı aynen takip edin ki videoyu sonuna kadar izleyin ki tek seferde sıkıntısı sıkıntı bir şekilde hem hileyi yapın hem de nöbet setinde oyunu ekleyin arkadaşlar. Evet birkaç saniye oyunda kalıyoruz en fazla şöyle bir iki hareket yaptıktan sonra oyundan çıkıyoruz. Oyundan çıktıktan sonra yine çevire dönüyoruz arkadaşlar. Download kısmına dönüyoruz. Aşağıya kaydırıyorum. Sizi karşınıza direkt olarak çıkacaktır zaten. Şöyle bir kaydırıyorum azıcık yukarıya. Bakın Sentinel Set. Bu bizim nöbet setimiz arkadaşlar. Nöbet setine basıyoruz. Aç diyoruz. Ee, tabii ki de Quick Edit'i işaretliyoruz buradan. Çünkü Quick Edit'i kullanacağız her zaman diyorum. Ee, uygulamaya girdikten sonra arkadaşlar bakın burada e, nöbet setinin kodları yazıyor arkadaşlar. Bunların hepsini tümünü seç diyecek şekilde bası tutup ardından kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra buradan çıkabilirsiniz. Çıktıktan sonra da en aşağıda arkadaşlar Usersok'ta xml diye bir dosya var arkadaşlar. Bu dosyaya bası tutup bu dosyayı kopyalamanız gerekiyor arkadaşlar. İki saniye şey değil bu arada rahat olun. Ardından yukarıdan download yazısı var ya buraya basıp cihaz hafızası diyoruz. Eğer ki bunu yapamıyorsanız ee, onun yerine Sadece bir kere geri tuşla basmanız yeterli arkadaşlar. Bu arada aşağıdaki yeşil zarf butonuna dikkat edin. Bir kere daha geriye basarsanız çünkü bu artı oluyor. Artı olmaması gerekiyor. Orada zarf olması gerekiyor arkadaşlar. Kopyalamayı tekrar gerçekleştiriyorum. Cihaz hafızasına geldikten sonra arkadaşlar Android'e basıyoruz. Android'den sonra yukarıdaki dataya basıyoruz. Ekstra zarçı bir izinlerini verdikten sonra karşınızda bu şekilde dosyalar çıkacak. Alfabetik sırayla com.net'i Shadow Fight'ı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Zaten eğer Shadow Fight sizde varsa bunu direkt göreceksiniz. Sonra buna basıyoruz. Sonra Files diyoruz. Files'tan sonra User Data'ya basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra sağ aşağıdaki sağ butonuna basıyoruz. Bastıktan sonra eğer ki nöbet setini oyuna eklemek istiyorsanız User.xml diye bir dosya var arkadaşlar bakın burada. Buna basıyoruz. Aç diyoruz. Sonra Quick Edit uygulamasına giriyor ya arkadaşlar. Bakın. Biz zaten ee, nöbet setini burada kopyalamıştık arkadaşlar. Ondan dolayı tekrar kopyalama yapmamıza gerek yok. Ama biz yine de yapalım. Tümünü seç deyip kopyaladık. Sonra ulusal sokta xbl dosyasına geldik ya. Yukarıya kaydırdım. Bakın numara 28'de item yazıyor ya. Buraya basıyorum. Item'ın sonunda. Bakın bu şekilde. Bir kere Enter'a basıyoruz ve bir boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Boşluk bıraktıktan sonra nöbet setinin kodlarını buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir kere sil'e basıyoruz. Arada hiçbir şekilde boşluk olmayacak şekilde. Aynen böyle olması gerekiyor. Sonra kalemin solundaki dosya'ya tıklayıp bunu kaydediyoruz. Başıyla kaydedi diyor Artık keşiş, keşiş diyor, nöbet setini oyuna eklemiş olduk arkadaşlar. Sonra uygulamadan çıkıyoruz. Sonra oyuna giriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir oyuna giriyoruz. Eğer adımları aynen takip ettiyseniz dosya değişikliği yaptığımızdan dolayı oyun korrupt da olacak. Yani bize error verecek. Eğer ki karşınıza böyle error dos e yazısı çıkarsa doğru gidiyorsunuz demektir. İsterseniz direkt olarak oyundan çıkın ya da reload'a basın fark etmez. Sonra zaten çabuk tekrar dönüyoruz. Bu sefer de xpl'nin altındaki usas.xpl.h dosyasını basılı tutuyoruz. Bunu siliyoruz. Ardından en aşağıdaki xmlh backup dosyasını basılı tutup yeniden adlandır yapıyoruz. Az önceki sildiğimiz dosya adıyla aynı olacak şekilde bu şekilde tekrardan adlandırıyoruz. Ondan sonra sağ çevirle de işiniz bitiyor arkadaşlar. Kapatabilirsiniz. Sonra oyuna giriyorsunuz. Eğer adımlarımı aynen takip ettiyseniz arkadaşlar e, hem nöbet seti oyunda olacak hem de hileyi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacaksınız. Evet gördüğünüz gibi sınırsız para mücevher maksimum seviye. Ayrıyeten Nöbet seti şu anda itibaren oyunda. Peki neden böyle gözüküyor? Çünkü e, setlerin kilidini açabilmeniz için arkadaşlar yer altı e, indirmesini yapmanız gerekiyor. Yani burada yapmamız gereken şey LX'in 3. korumasını yenmemiz gerekiyor. LX'in 3. korumasını yendikten sonra arkadaşlar zaten yer altı indirmesini de gerçekleştireceği için e, nöbet seti de arkadaşlar oyuna tamamen eklenmiş olacak. Ben şimdi buradan LX'in 3. korumasını yenip e, download kısmına geleceğim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar Lanks'ın üçüncü korumasını alt ettikten sonra da karşımıza direkt olarak yanardağ çıkıyor ve ardından bizden e, oyun 160 MB'de bu yer altı indirmelerini vesaire gerçekleştirmemizi istiyor. İndirmeleri tamamladıktan sonra arkadaşlar e, oyundaki setlerin de kilidi açılacağı için nöbetçi setini rahat bir şekilde artık oynayabiliyor olacağız. Bu arada sevgili arkadaşlar... İndirmeyi yaparken şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, ben daha önce bir sürü hile videosu çektim bu kanalda. Eğer onlara da ulaşmak istiyorsanız Titan modudur, normal hiledir vesaire. Bir sürü hile videosu mevcut. Kartlar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan diğer hile videolarımıza ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda daha fazla bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız da destek amaçlı abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın diyerekten. Şimdi ben bu yeraltı indirmesi tamamlanmasını bekleyeceğim. Tamamlandıktan sonra bir de Google Play'den ekstra güncelleme yapmamız gerekiyor. Yani oyunun eski sürümü ya bu. Mevcut sürümünü güncelleyeceğiz. Ardından oyuna girip 94 MB'lik son bir download daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra hilemiz ve nöbet setimiz tamamen hazır olacak. İndirmenin tamamlanmasını bekleyeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar indirmemiz tamamlandı. Şu andan itibaren nöbet seti şu anda oyunda gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde ama oyunda ileride bir sıkıntı yaşamamak adına ve dediğim gibi az önce zaten oyunun e, eski sürümünü mevcut sürümüne olacak şekilde güncellemeniz gerekiyor. O yüzden Google Play Store'dan Shadow Fight 2'yi güncelliyoruz arkadaşlar. Güncellemeyi tamamladıktan sonra oyuna internet bağlantısıyla girip 94 MB'lik son bir download daha gerçekleştireceğiz. O download'u da yaptıktan sonra arkadaşlar artık istediğiniz gibi nöbet setiyle baştan sona yer altına da girerek rahat bir şekilde Doğa tepe oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu güncellemenin ve indirmenin tamamlanması için oyuna girip onu bekleyeceğim. Hilemiz tamamen hazır olunca kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar hem hilemiz hem de nöbet setimiz şu an itibaren tamamen hazır. Oyuna da entegre edildi. Hatta nöbet setini şu anda sizler için giyiyorum. Ee, aynı zamanda yavaştan kapanışımız da gerçekleşiyor iken bir de Nöbet setiyle sizler için n koruma sona olan hayaleti adet etmek istiyorum. Evet, umarım izlerken hiçbir şekilde bir zorlukla karşılaşmış, hiçbir şekilde bir sorun da karşınıza çıkmaz. Umarım bir problem yaşamazsınız ve sıkıntısız bir şekilde oyunun tadını... İstediğiniz gibi çıkarırsınız diyerekten yavaştan artık kapanışımızı yapıyorum dediğim gibi. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz ve hileyi başarılı bir şekilde yaptıysanız destek amaçlı bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz, kanalımıza katılmak istiyorsanız da dediğim gibi abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, aynı zamanda kanalımıza oynatma sesinden başka oyun serilerimize ve çekimlerimize ulaşabilirsiniz. Bundan sonraki hile videosunda sizlere büyücü setini nasıl oyuna ekleyebileceğinizi detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım aynı bu, bu videoda olduğu gibi. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.